İçinde bulunduğumuz dönem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamana yönelik hadislerinde bildirdiği çok önemli olaylara sahne olmaktadır. Ahir zamanla ilgili alametler birbiri ardınca ve hadislerde tam tasvir edildikleri biçimde ortaya çıkmaktadır. İslam alimleri tarafından da ittifakla kabul edildiği üzere bu durum ahir zamanın yaşanmaya başlanmış olduğunun bir ispatıdır. Ahir zaman son dönem anlamına gelir ve kıyamete yakın bir zamanda dünyada yaşanacak bir zaman dilimini ifade eder. Ahir zaman alametleri ve ahir zamanda yaşanacak olaylar hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen çok sayıda hadis mevcuttur. Kur'an'daki işaretler ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerindeki detaylı açıklamalar bir araya getirildiğinde ortaya ahir zamanla ilgili önemli bilgiler çıkmaktadır. Ahir zaman alametleri olarak adlandırılan olaylar, küçük ve büyük alametler olarak ele alınmaktadır. Ancak bu alametlerden her biri diğerinden ayırt edilemeyecek derecede önem taşır ve İslam dünyasının geleceğine ışık tutar. Bu filmde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 14 yüzyıl önceden en ince ayrıntılarıyla haber verdiği bu alametlerin her birinin gerçekleşmekte olmalarının ne kadar büyük bir mucize olduğunu göreceğiz. Belli bir yer, zaman veya şahısla ilgili bilgiler içeren veya bir savaş ya da doğa olayı gibi tek ve özel bir olayı haber veren hadisler genellikle büyük alametler olarak nitelendirilir. Bunlara örnek olarak İran-Irak Savaşı, Ramazan ayında görülen güneş ve ay tutulmaları, Kabe'de kan dökülmesi gibi alametler sayılabilir. Öte yandan hadislerde, ahir zamanda dünyanın durumu ve insanların yaşantısı hakkında genelleme şeklinde yapılan tasvirler de küçük alametler olarak değerlendirilir. Depremlerin çoğalacağı, yüksek binaların artacağı, insanların uzun mesafelere taşınacağı gibi alametler bu küçük alametlerden olarak görülür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde haber verdiği bu küçük ve büyük alametlerin en doğru şekilde değerlendirilmesi gerekir. Zira açıkça belli bir olayı haber veren alametler kadar bu alametleri destekleyen diğer gelişmelerin göz ardı edilmemesi de son derece önemlidir. Üzerinde gereği gibi düşünülüp etraflıca araştırılırsa, küçük zannedilen alametlerin gerçekleşmiş olmasının da aslında büyük birer mucize oldukları açıkça görülür. Ahir zaman alametleri bir bütündür. Hepsi aynı dönemde, arka arkaya, eksiksiz olarak meydana geldiğinde bir bütünlük oluşturur ve belli bir sonuca işaret ederler. Hadislerde ahir zaman hakkında detaylı tasvirler yapılmakta, her konu çok ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Bu ayrıntıların bundan 14 asır önce bu kadar kapsamlı bir şekilde açıklanmış olması ve belirli bir dönem içinde ard arda gerçekleşmesi son derece mucizevi bir durumdur. Birkaç on yıl sonrasına dair öngörülerde bulunmak bile son derece zorken, 1400 yıl sonrasının çevre koşullarının, sosyal, siyasi ve ekonomik durumunun detaylı olarak tarif edilmesi Allah'ın bildirmesi dışında imkansızdır.
Gayba yönelik tüm bilgilerin sahibi Yüce Allah, bu bilgilerden dilediği kadarını dilediği kullarına bildirebileceğini Kur'an'da haber vermiştir. O, gaybı bilendir. Kendi gaybını kimseye açık tutmaz. Ancak elçileri içinde razı olduğu başka. Çünkü O, bunun önüne ve arkasına gözetleyiciler dizer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın izniyle kendisinden yaklaşık 20 insan nesli sonrasında yaşanacak bir dönemle ilgili ayrıntılı bilgiler vermiştir. Filmin ilerleyen bölümünde bahsedeceğimiz bu alametler farklı zamanlarda ayrı ayrı gerçekleşmiş olsalar belki sıradan olaylar olarak görülebilirdi. Ancak çok sayıda alametin kısa bir zaman dilimi içinde ard arda gerçekleşmesi, içinde bulunan dönemin önemini ve hadislerin doğruluğunu teyit eder niteliktedir. Hadislerin bize doğru olarak ulaşıp ulaşmadıklarından, ahir zaman konusundaki hadislerin gerçekte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş sözler olup olmadığından kuşku duymak son derece yersizdir. Çünkü ahir zamanla ilgili birbirinden farklı hadisler farklı kanallardan aktarılsalar bile birbirleriyle uyum ve bütünlük içindedirler. Bu da sözlerin kaynağının doğruluğu konusundaki tüm şüpheleri ortadan kaldırır. Aynı zamanda hadislerde yaşanacağı bildirilen olayların bir bir gerçekleşiyor olması bu rivayetlerin doğruluğunu ispatlayan en kuvvetli delili oluşturmaktadır. Bu kıstas, ahir zaman ve kıyamet alametleri üzerine araştırma yapan birçok İslam alimi tarafından da kullanılmıştır. Geçtiğimiz yüzyılın ünlü İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi de günümüzde meydana gelen birçok olayla hadislerde haber verilen bilgilerin mutabık çıkmasının hadislerin gerçek olduğunu ispatladığını ifade etmiştir. Buraya kadar anlaşılacağı gibi, ahir zamana dair günümüze kadar ulaşmış olan hadislerin tümü önemlidir. Bu hadislerde bildirilen alametlerin bir bütün olarak görülmesi gereklidir. Bunu anlamak için birkaç sorunun cevabını düşünmek yeterlidir. Örneğin, bundan 100 yıl sonra dünyada yaşanacak olayları ana hatlarıyla da olsa tahmin edebilir misiniz? 1900'lü yılların başında yaşadığınızı düşünelim. Yalnızca 100 sene sonrası için tahminler yapmanız istense, hiç yanlış çıkmayacak şekilde günümüzde yaşanacak önemli olayları, insanların ahlaki durumlarının nasıl olacağını, depremlerin yoğunluğunu veya çıkacak savaşları tahmin edebilir miydiniz? Elbette ki hayır. Veya bir şehirden diğer bir şehre gidişin günlerce sürebildiği, haberleşmenin oldukça zor ve yavaş olduğu, teknik imkansızlıklar dolayısıyla binaların ancak birkaç katlı olarak inşa edilebildiği 7. yüzyılda yaşadığınızı hayal edin. Sizden 1400 yıl sonrasında bu koşullarda ne gibi değişiklikler olabileceğini tahmin etmeniz istendiğini varsayalım. Neler söyleyebilirdiniz? Araba, uçak gibi ulaşım araçları, 100-150 katlı gökdelenler, cep telefonları, televizyon, radyo gibi bugünün dünyasına özgü teknolojik gelişmelerden herhangi biri aklınızın ucundan geçebilir miydi? Peki, günümüzden 1400 yıl sonrasında, yani tam 3405 yılında, örneğin binaların ne şekilde inşa edileceğini bilebilir misiniz? Ya da toplumların ahlaki durumlarının nasıl olacağını veya dünyada ciddi bir kıtlık veya hastalık olup olmayacağını söyleyebilir misiniz? Görüldüğü gibi tek bir konunun bile değil 1400 yıl, 140 yıl hatta 14 yıl sonra nasıl bir gelişme göstereceğini tahmin edebilmek son derece zor, neredeyse imkansızdır.
öyleyse çok çeşitli konularda 3000'li yıllardaki olaylar aynen gerçekleşeceği şekilde önceden haber verilse sizce bu haberler önemsiz olarak nitelendirilebilir mi? Şüphesiz tüm bu soruların cevabı hayırdır. Bütün bu gerçekler bize göstermektedir ki, bundan 14 asır önce yaşamakta olduğumuz ahir zamana dair çok çeşitli konulardaki gelişmeleri en küçük ayrıntısına kadar haber veren hadislerde bahsedilen olayların her biri büyük birer alamettir. Hadis kaynaklarında ahir zamanla ilgili bilgi veren ve sayısı yüzlerle ifade edilen hadisler ittifakla günümüz olaylarına işaret etmektedir. İstisnasız olarak tamamı ele alınıp incelendiğinde ortaya çıkan sonuç şudur. Bu denli fazla sayıda olmalarına rağmen ahir zaman hadislerinin tamamının doğru çıkması, asırlar önce bildirilen olayların tam tarif edilen şekilde günümüzde gerçekleşmesi ve birbiriyle çelişmemesi büyük bir mucizedir. Üstelik bu hadisler yeni fark edilmiş de değildir. 1400 yıldan beri en muteber İslami kaynaklarda yer almakta ve her isteyen tarafından alınıp okunabilmektedir. Bunlar içinde önceleri anlaşılamayan pek çok hadisin yorumu, hadislerde işaret edilen olayların günümüzde ortaya çıkmasıyla netleşmiştir. 14 asır öncesinden bildirilen alametlerin çıkışı, inananların Allah'a olan iman ve bağlılıklarını artıran son derece büyük olaylardır. Bu kadar işaretin bir arada ve çok kısa bir zaman dilimi içinde ard arda gerçekleşmiş olması elbette tesadüf değildir. Bu işaretler Allah'ın inanan kullarına birer müjdesidir. Bu gelişmeler ahir zamanın ilk döneminde yaşanan her türlü sıkıntının yerini bolluk, bereket ve adaletin alacağı, ahlaksızlıkların ve dejenerasyonun tümüyle ortadan kalkacağı bir dönemin müjdecisidir. Bu dönem, tüm inanan insanların asırlardır özlemini duydukları Hazreti İsa aleyhisselamın yeniden dünyaya gelişi ve Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışıyla İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olacağı kutlu bir dönemdir. Bu nedenle ahir zamanda gerçekleşen her alamet, onu izleyen müminler için beklenen o kutlu dönemin yaklaştığını gösteren son derece şevklendirici ve müjde verici bir olaydır. İçinde yaşadığımız dönemde giderek daha sık meydana gelen depremler, yüzyıllar boyunca insanlar için büyük bir korku kaynağı oluşturdu. ...20. ve 21. yüzyılın teknolojik koşulları bile depremlerin verdiği hasarı ancak belirli ölçülerde engelleyebilmiştir. Amerikan Ulusal Deprem Enformasyon Merkezi verilerine göre 1999 yılında yeryüzünde küçük veya büyük şiddette 20.832 deprem meydana gelmiştir. Resmi açıklamalara göre bu depremlerde tahmini olarak 22.711 insan hayatını kaybetmiştir. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise Türkiye genelinde meydana gelen deprem sayısı 2002'den 2005'e kadar %75 oranında artış göstermiştir. Son 3 yıla ait rakamlar incelendiğinde 2002 yılında 2 şiddetinden büyük 3268 deprem tespit edildiği, bu sayının 2003 yılında 3925, 2004 yılında ise 5331 olduğu görülmektedir.
Tüm bu olaylar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 yıl önce söylediği şu sözleri akıllara getirmektedir. Ümmetimden zelzeleler olur. Öyle ki bu zelzelelerde 10 bin, 20 bin, 30 bin kişi ölür. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Dünya genelinde son yıllarda yaşanan depremlerin bu denli çok sayıda ve sıklıkta olması, ayrıca şiddetlerinin de oldukça yüksek rakamlara ulaşması, deprem uzmanları tarafından da son derece önemli ve büyük değişiklikler olarak nitelendirilmektedir. Çünkü yakın geçmişe bakıldığında deprem sayısının çok az olduğu görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu'nun raporlarına göre 1556-1975 yılları arasındaki yaklaşık 400 yılda meydana gelen 5 ve daha büyük şiddetteki depremlerin sayısı sadece 110'dur. Aynı kurumun açıklamasına göre 1982-2003 yılları arasındaki sadece 23 sene içinde meydana gelen 6,5 ve daha büyük şiddetteki depremlerin sayısı ise 1685'tir. Kuşkusuz bu rakamlar Hicri 1400, Miladi 1979-1980 yılının başından itibaren depremlerin sayısındaki artışı çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu durum, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok büyük bir mucizesini gözler önüne sermektedir. Çünkü depremlerde böyle büyük bir artış yaşanacağını haber veren hadisler bundan 1400 yıl önce söylenmiştir. O dönemin koşulları düşünüldüğünde ise bu konuyla ilgili herhangi bir öngörüde bulunmayı mümkün kılabilecek hiçbir teknolojik imkan bulunmamaktadır. Yer kabuğunun hareketleri, fay hatlarındaki kırılmalar gibi jeolojik olaylar ancak günümüzün teknolojik imkanları sayesinde öğrenilmiştir. Bu durumda ortaya çıkan gerçek şudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde kendisinden 1400 yıl sonra meydana gelecek olayları sanki o dönemi izlemiş gibi detaylı olarak anlatmıştır. Ümmetimden zelzeleler olur. Öyle ki bu zelzelelerde 10 bin, 20 bin, 30 bin kişi ölür. Anlatılan her olayın aynen tarif edildiği şekilde içinde yaşadığımız yıllarda birbiri ardına gerçekleşiyor olması da bu olayların istisnasız her birinin ahir zamana dair büyük alametler olduğunun delilidir. Depremler de hadislerde bildirilen bu alametlerden yalnızca bir tanesidir. En doğrusunu Allah bilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gelecekle ilgili olan bu gayb bilgilerine Rabbimizin dilemesiyle ve kendisine bildirdiği kadarıyla vakıf olmuştur. Hadisler vasıtasıyla bize ulaşan bu bilgilerde ise işaret edilen zamanın tarih içinde herhangi bir zaman olmadığı açıkça görülmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Allah'ın bildirmesiyle pek çok hayret verici olayın birbiri ardına yaşanacağı belirli ve özel bir zamana dikkat çekmiştir. Bu zaman tarihte yalnızca bir defa yaşanacak olan ahir zamandır. We'll be right back.
Yüksek katlı binalar ancak 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmeye başlanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi, çeliğin yaygınlaşması ve elektrikli asansörlerin kullanılması gökdelenlerin inşaatına hız kazandırmıştır. Gökdelenler 20. ve 21. yüzyıl mimarisinin önemli bir parçası olmuş, günümüzde de kimileri için adeta birer prestij sembolü haline gelmiştir. Bugün dünyanın en yüksek yapılarından bazıları ve yükseklikleri şöyledir. Kanada'daki CNN televizyon kulesi 555 metre. Tayvan'daki Taipei 101 binası 508 metre. Çin'deki Oriental Pearl televizyon kulesi 467 metre. Malezya'daki Petronas kuleleri 449 metre. Chicago'daki Sears kulesi 443 metre. New York'taki Empire State binası 381 metre. Şüphesiz ki 1400 yıl önce yaşayan insanlar bu derece yüksek binaların inşa edilmesine olanak tanıyan teknolojik imkanlardan habersizlerdi. Dahası ileride 100-150 katlı binalar yapılacağını tahmin bile edemezlerdi. Evlerin en fazla 1-2 katlı olduğu, çimento ve çelik gibi temel inşaat malzemelerinin henüz üretilmediği, kamyon, vinç gibi binaların yapımını kolaylaştıran hiçbir aracın olmadığı bir zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş olan şu sözler ahir zamanın büyük delillerinden sadece bir tanesidir. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Yüksek binalar yapmada insanlar birbirleriyle yarışacak. Binaların yükselmesi. Açıkça görüldüğü gibi hadisler, içinde yaşadığımız dönem olan ahir zamana oldukça belirgin şekilde işaret etmektedir. En doğrusunu Allah bilir. Hadislerde 1400 sene öncesinden belirtilen bu alametin daha önce oluşma ihtimali her zaman varken, diğer alametlerle birlikte günümüzde, yani aynı dönemde gerçekleşmesi de ayrı bir mucizedir. Bu alametler aynı zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi ahir zamanın yaşanmaya başlandığının delillerinden sadece biridir. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Zaman kısalacak ve vasıtalarla mesafeler kısalacak. (Gülüyor)
Yaşadığımız yüzyılın sesten hızlı uçakları, trenleri ve diğer gelişmiş ulaşım araçlarıyla eski dönemlerde aylar süren yolculuklar günümüzde birkaç saat içinde üstelik çok daha güvenli, rahat ve konforlu bir biçimde yapılabilmektedir. Hadis'in işareti de bu şekilde gerçekleşmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde ise zamanın kısalması konusunda şu bilgileri vermiştir. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, zaman yakınlaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu yakınlaşma öyle olur ki, bir yıl bir ay gibi, ay bir hafta gibi, haftada bir gün gibi, gün saat gibi, saatte bir çıra tutuşması gibi kısa olur. Bu hadislerde de görüldüğü gibi, ahir zamanda geçmişe göre büyük bir zaman kazancı olacaktır. Nitekim asırlar önce kıtalar arasında haftalar alan haberleşme, günümüzde internet ve iletişim teknolojileri sayesinde saniyeler içinde tamamlanmaktadır. Geçmişin kervanlarıyla aylar süren seyahatler sonucu ulaşılabilen eşyaları günümüzde kısa sürede temin etmek mümkündür. Çok değil daha birkaç yüzyıl önce tek bir kitabın yazılması için geçen sürede bugün milyonlarca kitap basılabilmektedir. Bütün bunların yanı sıra temizlik, yemek yapma, çocuk bakımı gibi gündelik işler gelişmiş teknolojik ürünlerin yardımıyla vakit almaktan çıkmıştır. Kısaca bu alamette tam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şekilde günümüzde gerçekleşmektedir. Ey Enes! İnsanlar şehirleşecekler. O şehirlerden bazılarına Basra ve Kusayre denilecek. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren etkilerini gösteren sanayi devrimiyle birlikte insanlar kırsal bölgeleri terk edip şehirlere yerleşmeye başlamışlardır. O dönemden beri de şehirlerdeki nüfus her geçen yıl giderek artmaktadır. Yapılan araştırmalar yalnızca ülkemizde 2020 yılında şehirlerde yaşayacak olan nüfusun ülke nüfusunun %80'ini oluşturacağını göstermektedir. Önceki yüzyıllarda rastlanmayan bu durum hadislerde bildirildiği gibi bir ahir zaman alameti olarak günümüzde gerçekleşmektedir. En doğrusunu Allah bilir. Çarşılar yakınlaşmadıkça kıyamet kopmaz.
günümüzde alışveriş imkanları geçmiştekiyle kıyas olmayacak kadar gelişmiştir. Hemen herkesin oturduğu yerin yakınında fazla uzağa gitmesi gerekmeden ihtiyaçlarını karşılayabileceği alışveriş merkezleri, dükkanlar, marketler vardır. Tüm bu imkanlar köy ve kasabalara kadar ulaşmıştır. Diğer yandan ulaşımdaki hız sayesinde insanlar geçmişte ulaşma imkanı bulamadıkları yerlere de gidip alışveriş yapma imkanına sahiptir. Ayrıca günümüzde internet aracılığıyla alışveriş imkanları da çok gelişmiştir. Bir kişi evinde otururken alışveriş yapabilmekte ve dünyanın istediği bölgesindeki istediği ürünü satın alabilmektedir. Bu yönüyle düşünüldüğünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde bildirdiği gibi çarşılar neredeyse insanların evlerinin içine girecek derecede yakınlaşmıştır. En doğrusunu Allah bilir. Arabistan'da da nehirler ve bahçeler oluşmadıkça kıyamet kopmaz. Ahir zamanda ürünlerde yaşanacak olan bolluğa işaret eden teknolojik gelişmelerden biri de çöllerin yeşertilmesidir. Dünyada kara parçalarının %43'ünü çöllerin oluşturduğu düşünülürse, bu konunun tarım teknolojisi için ne kadar büyük bir önem taşıdığı daha kolay anlaşılır. Günümüzde suyun verimsiz çöl topraklarına kadar ulaştırılmasıyla, en kurak topraklarda bile üretim yapılabilmektedir. Eğer bu yüksek teknoloji tüm çöllere uygulanırsa, kıtlığın eşiğinde olan pek çok ülke çok verimli ekim alanlarına kavuşacaktır. Elbette bunun için çok büyük bir teknoloji gerekmektedir. Çöl bölgelerinde tarım yapılabilmesi için sulama konusunun çözülmesi ve ekim yapılabilir toprakların sağlanması gerekir. Bu nedenle üzerinde çalışılan teknolojilerden biri bilgisayar kontrolünde yapılan sulamadır. Bu teknolojiyle su akışı doğrudan bitkilerin kök bölgelerine yönlendirilmekte, tek bir damla suyun bile israf edilmesi engellenmektedir. Her türlü suyun arıtılarak kullanıma geçirilmesi de çöl tarımında çok önemli bir yer tutar. Bunun için sel ve deniz sularının çok hızlı bir şekilde kullanıma geçirilmesi de tarım teknolojisinin temelini oluşturmaktadır. Bu şekilde çok geniş bir su kaynağı sağlanmış olacak ve ülke ekonomilerine büyük bir destek sağlanacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde suyun verimli şekilde kullanılmasına da işaret etmiştir. Ümmetin gerek iyileri ve gerekse de kötüleri misli asla görülmemiş şekilde pek çok nimetlere sahip olacaktır. Çok yağmur yağmasına rağmen bir damlası bile boşa gitmeyecek, toprak bir tek tohum istemeden verimli ve bereketli olacaktır. Onun zamanında ömürler uzayacaktır.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bu haberin üzerinden 14 asır geçmiştir. Kayıtlar, ortalama yaşam süresinin içinde bulunduğumuz çağda diğer tüm dönemlerden daha fazla olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Hatta 20. yüzyılın başlarıyla sonları arasında dahi insanların ortalama yaşam süreleri arasında büyük bir fark vardır. Örneğin 1995 yılında doğmuş olan bir çocuğun 1900'lerde doğmuş birine göre ortalama 35 yıl daha uzun yaşayacağı tahmin edilmektedir. Bu konudaki çarpıcı bir başka örnek de 100 seneden fazla yaşayan insanların geçmişte oldukça nadir, günümüzde ise çok sayıda olmasıdır. Şüphesiz yaşam süresindeki bu artış sebepsiz değildir. Tıp teknolojisinin ilerlemesine bağlı olarak sağlık hizmetlerindeki gelişmeler insanların böyle bir nimete kavuşmasına olanak sağlamıştır. Bunlara ek olarak genetik bilimindeki gelişmeler ve halen büyük bir hızla ilerlemekte olan insan genomu projesi, sağlık alanında yepyeni bir dönem başlatmak üzeredir. Tüm bu gelişmelere dayanarak şunu söylemek mümkündür. Yaşadığımız çağın insanları az önceki hadisin haber verdiği uzun ve sağlıklı hayat standardına erişmişlerdir. İnsanlar bir ölçek buğday ektiklerinde karşılığında 700 ölçek bulacak. İnsan birkaç avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir. Çok yağmur yağmasına rağmen bir damlası bile boşa gitmeyecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanda yaşanacak teknolojik gelişmelerle ilgili daha pek çok bilgi vermiştir. Bu teknolojik gelişmeler sonucunda ahir zamanda ürünlerde meydana gelecek artışa da hadislerde işaret edilmektedir. Günümüzde eski dönemlere oranla kat kat daha fazla ürün elde edilmesini sağlayan pek çok modern teknoloji kullanılmaktadır. Modern tarıma geçilmesi, yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi, tohum ıslahı çalışmaları ve yağmur sularının yeni barajlar, göletler yapılarak değerlendirilmesi bunlardan bazılarıdır. Her geçen gün hızla ilerleyen bu teknolojiler sayesinde ürünlerin hem kalitesinde hem de üretim miktarlarında çok fazla artış sağlanmaktadır. Özellikle de genetik biliminde yaşanan hızlı gelişme, teknolojinin bazı türlerinde olduğu gibi tarım teknolojisinde de büyük bir devrim yaşatmaktadır. Bu teknolojilerin hiçbirinin bulunmadığı ve ileride bulunacaklarının da teknik olarak önceden kestirilmesi mümkün olmayan 7. yüzyılda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizevi bir şekilde tarım alanında meydana gelecek bu önemli gelişmeyi de haber vermiştir.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hak din olan İslam ahlakını tebliğ etmiş ve Yüce Allah'ın insanlara bir hidayet rehberi olarak indirdiği Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği dosdoğru yoldan ayrılmamalarını öğütlemiştir. Allah, hayatı boyunca tebliğ görevini eksiksiz olarak yerine getirmek için mücadele eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yardımıyla desteklemiş ve onu bu görevinde başarılı kılmıştır. Bunun sonucunda İslam dini çok kısa sürede çok uzaktaki ülkelere kadar yayılmış, tebliğin ulaştığı her ülkede insanların yoğun ilgi ve teveccühünü kazanmıştır. Kur'an ahlakının getirdiği barış, adalet, kardeşlik, dayanışma, fedakarlık, sevgi, saygı, samimiyet gibi değerler insanlar ve milletler arasında günden güne yayılıp üstün tutulmaya başlamıştır. İnsanlarda güzel ahlaka doğru hızlı ve yaygın bir yöneliş meydana gelmiştir. İşte İslam dininin ve Kur'an ahlakının insanlar arasında hızla yaygınlaşıp kabul gördüğü ve benimsendiği böyle bir zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğe yönelik çok farklı bir ortamı haber vermesi son derece mucizevi bir durumdur. İnsanlara bir zaman gelecektir ki Kur'an-ı Kerim'in yalnız resmi, İslam'ın yalnız ismi kalacaktır. Onlar İslam'dan en uzak insanlar oldukları halde İslami isimlerle isimlenecekler, mescitleri görünüşte mamur olduğu halde hidayet yönünden harap olacaktır. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki onların yüzleri insan yüzü, kalpleri şeytan kalbidir. Kan dökücüdürler. Çirkin hareketlerden kaçmazlar. Eğer sen onlara tabi olursan seni gözetirler. Eğer onlara güvenirsen sana ihanet ederler. Onların çocukları ahlaksız, gençleri arsız olur. Yaşlılarıysa marufu emretmez, münkeri nehyetmez olur. Sünnet aralarında bid'at, bid'atsa aralarında sünnet gibidir. Din ahlakından uzaklaşmanın getirdiği kaçınılmaz sonuçlardan biri de sosyal bozulmadır. Toplumsal çöküş kendini değişik şekillerde göstermektedir. Dağılmış aileler, boşanmalardaki artış ve gayrimeşru ilişkiler aile kurumundaki tahribatın doğal sonuçlarındandır. Günümüzde yaşanan bu tablo 14 asır öncesinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haber verilmektedir. İnsanların ihtilaf ve içtimai sarsıntılar içinde bulundukları zaman, boşanmaların çoğalması kıyamet alametlerindendir. Akrabayla bağları kesmek ve kötü komşuluk kıyamet alametlerindendir. Toplumsal yozlaşmanın en çarpıcı göstergelerinden biri de yasa dışı olaylardaki büyük artıştır. Suç oranlarındaki artış günümüzde son derece büyük boyutlara ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Suç Önleme Merkezi'nin hazırladığı Evrensel Suç ve Adalet Raporu, tüm dünya ülkelerini kapsayan şu genellemeleri içermektedir. Ortalama olarak suç oranları 1980'lerde olduğu gibi 1990'larda da yükselmeye devam etmektedir. Dünyanın neresi olursa olsun 5 yıllık bir periyotta büyük şehirlerin sakinlerinin 3'te 2'si en az bir kere suç sayılan fiillerin hedefi olmaktadır. Dünya genelinde ciddi suçlara hedef olma olasılığı 5'te 1'dir.
bölge ayrımı olmaksızın gençler kategorisindeki mülkiyete yönelik suçlar ve şiddet suçlarının her ikisi de ekonomik problemlerle ilgilidir. Son yıllarda yasa dışı uyuşturucu madde türleri sayıca artmış ve nitelik olarak da çeşitlenmiştir. Sosyal dejenerasyon ve buna bağlı olarak ortaya çıkan her türlü sorun, insanların Allah'ı ve yaratılış amaçlarını unutmalarının, hak dinden ve manevi değerlerden uzaklaşmalarının kaçınılmaz bir sonucudur. 19. yüzyılın sonlarından itibaren ortaya çıkan sapkın felsefi ve ideolojik akımların bu dejenerasyonun geçmiş dönemlere oranla günümüzde çok daha yaygın ve ileri boyutlarda olmasındaki rolü oldukça büyüktür. Darwinizm, materyalizm, komünizm, satanizm, New Age gibi çarpık akım ve hareketler bunlardan bazılarıdır. Günümüzde din ahlakından uzaklaşma ve sosyal bozulma önceki dönemlere göre en uç boyutlara varmıştır. Olabilecek her türlü sapkınlık, suç, şiddet ve ahlaksızlık günümüzde dünya çapında yaygın bir biçimde işlenmektedir. Günümüz ortamının diğer pek çok yönleriyle birlikte bu sosyal ve ahlaki görünümünün de 1400 yıl önceden ayrıntılı olarak tarif edilmesi elbette ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyük mucizelerinden biridir. Hadislerde tarif edilen günümüz ortamının benzerleri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana geçen 1400 sene içinde, çeşitli zaman dilimlerinde küçük çaplı ve bölgesel olarak yaşanmış olabilir. Ancak burada önemli olan, hadislerde bildirilen tüm ahir zaman alametlerinin günümüzde dünya çapında, aynı dönemde birbiri ardınca, eksiksiz ve birbirini tamamlayacak şekilde gerçekleşiyor olmasıdır. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönemde yaşanan olayların doğru bir analizini yapmak, bu dönemin 14 asırlık süre içinde nasıl farklı bir yere ve öneme sahip olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır. Öte yandan, hadislerde bu kadar detaylı bir tarif yapılıyor olması ve bu tariflerin günümüzde çok belirgin bir biçimde karşılıklarının bulunması bize şu gerçeği bir kere daha hatırlatmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ahir zaman hakkında verdiği her haber üzerinde dikkatlice düşünülmesi gereken büyük bir alamettir. Günümüzde gerçekleşen her bir alameti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın izniyle 14 yüzyıl önceden tüm detaylarıyla haber verip tarif etmesi de onun çok büyük mucizelerinden biridir.